Günaydın, mutlu sabahlar, iyi haftalar. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Ekonomi ve piyasalarda hangi önemli gelişmeler yakından izleniyor hemen aktaralım. Rusya'nın Ukrayna işgaline dair haber başlıkları piyasaların en yakından takip ettiği gelişme olmaya devam ediyor. 24 Mart'ta işgalin birinci ayı dolacak ve maalesef henüz taraflar arasında bir ateşkes konusunda uzlaşma sağlanabilmiş değil. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazırım. Ancak müzakerenin başarısız olması 3. Dünya Savaşı demek değerlendirmesini yaptı. Putin'le ikili bir görüşme olup olmayacağı yakından izleniyor ama bu hafta küresel diplomasi trafiği yoğun olacak. NATO zirvesi var ve ABD Başkanı Joe Biden Avrupa'ya geliyor. Ve Rusya borsası 28 Şubat'tan bu yana kapalıydı. 1998'den bu yana ilk kez olağanüstü koşullar sebebiyle bu kadar uzun kapalı kaldığını gördük. Bugün itibariyle kısmi olarak açılıyor ve dalgalanmaların önüne geçmek için işlemler kademeli olarak başlayacak. İlk aşamada sadece ruble cinsinden Rus devlet tahvillerine yönelik işlemler başlıyor. Dolayısıyla küreselden çok yerel etkileri olabilir. Bir süredir Rus borsasından çıkan fonlar, yatırımcılar Türkiye'ye gelir mi sorusu soruluyor. Bu konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir açıklama yaptı. Oradan çıkan fonların iki kapısı var. Biz ve Güney Afrika dedi. Ve borsa tarafında olumlu seyir devam ediyor. Cuma günü BIST endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını kaydederek haftayı bitirdi. 2144 puana ulaştı. Cuma günü sektör endeksleri arasında en çok kazandıran inşaat olurken en çok kaybettiren turizm oldu. Borsa yeni haftaya da %0,75 yükselişle 2160 puandan başladı. Ve geçtiğimiz hafta borsa pozitif seyrederek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Haftalık bazda yükseliş %4,40 olurken en çok değerlenen 3 hisse Ford Otosan, Borusan Yatırım ve Mavi Giyim oldu. Altın ise geçen hafta yatırımcısına kaybettirdi. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %1,57 geriledi. Dolarda da geçen hafta yükseliş vardı. 15 liraya doğru bir hareketlenme olduğunu gördük. Bu sabah saatlerinde dolar TL 14.80'in üzerinde seyrediyor. Gram altın ise 917 lira civarında seyrediyor. Ons altında yönünü yukarı dönmüş durumda. Yeni haftaya o şekilde başladı ve bu sabah 1925 dolar seviyelerini görüyoruz. Biraz daha yükseliş görmemiz için gerekli olan seviye şu aşamada 1960 dolar gibi duruyor. Aşıldığı takdirde yeni yükselişler tazelenebilir altında. Ve küresel borsalara da bakalım. Avrupa ve ABD borsaları 2020 yılından bu yana en iyi haftalarını geride bıraktı. Geçen hafta ABD Merkez Bankası Fed uzun bir aradan sonra ilk kez faizi arttırmıştı. Piyasalara kötü bir sürpriz gelmemesi piyasaları destekledi tabii. Ama şimdi Fed faizi artırırken ekonomi ve iş gücündeki toparlanmayı zedelemeden bunu nasıl yapacak? İşte piyasalar bu mühendisliği yakından takip ediyor. Fed Başkanı Powell bugün bir konuşma yapacak. Çarşamba günü yine konuşması bekleniyor. Piyasaların odağında olacak konuşmalar bunlar. Bir yandan da müzakerelerde olumlu bir süreç işleyecek beklentisi korunuyor. Bir de orada tabii Çin'in tavrı çok yakından izleniyor. Çin, Rusya'nın açıkça yanında olduğu takdirde Çin'e de yaptırımlar uygulanabileceğine dair haberler geldi. Bu da tabii kutuplaşmayı daha da arttıran bir gelişme olur ve piyasalar için daha büyük bir belirsizlik anlamına gelir. Piyasalarda bilindiği gibi belirsizliği sevmez. Asya bu sabah saatlerinde çok olumlu başlamadı gibi duruyor. Sabah saatlerinde Çin Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Herhangi bir değişiklik olmadı. Küresel borsalar petrol fiyatlarını da çok yakından izliyor. Petrol geçen hafta 100 doların altına gerilemişti. Bizde de içeriye indirim olarak yansımıştı pompa fiyatlarını. Ancak sonrasında arz endişeleri yeniden devreye girdi ve 100 doların üzerine geldi. Bu sabah saatlerinde %3'lük bir yükseliş var ve 111 dolara yükselmiş durumda Brent petrol. Son olarak kripto varlıklara bakalım. Savaşta olan Ukrayna ve Rusya geçtiğimiz hafta kripto varlıkların ülkelerinde daha kolay erişebilmesi için bir dizi yeni adım atmıştı. Kripto varlık dostu bu adımlar piyasaları biraz desteklemiş olsa da Bitcoin başta olmak üzere o yatay hareketler tam olarak sona ermemişti. Bitcoin'in 41.500 doları aşmakta zorlandığını görüyoruz ama bu seviyelerde kalması da olumsuz olarak görünmüyor. Bu yataylık önümüzdeki haftalarda sert yükselişlerin habercisi olabilir diyen uzmanlar var. Bakalım neler olacak, çok yakından takip ediyoruz. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.